Ne vardı? Yolumu kapatmışsınız. Çıkamıyorum. Siz? Ömer Kılıç ben. Sen akşam yemeği deyince ben böylesini düşünmemiştim gerçekten. Bu arada çiçekler gerçekten çok güzel olmuş. Özellikle de notlar. Yani en çok hoşuma giden detay onlar oldu. Beğenmeni çok sevindim. İnce ve zarif. Tıpkı onu yazan gibi. Ömer. Efendim? Sen hep böyle misin? Nasıl yani? Yani seni tanıdığımdan beri... Ha. Karakter tahlili geliyorsun. Gerçekten de geliyor. Dinliyorum. Bugüne kadar yanında kimseyi görmedim. Evinde kimsenin izine de rastlamadım. Ben uzun zamandır yalnız yaşıyorum. Eğer öğrenmek istediğin buysa. Ben aslında sana yalnız demezdim. Daha çok ayrık derdim. Yalnızlığı mecburiyet olarak değil, arkadaş olarak görürüm hep. O zaman yalnızlığı hissetmezsin. Onun için söylemedim. Gerek yok. Ama sen üşüyeceksin bu sefer. İyiyim ben. Aynen. Siz benim istediklerimin komple fiyatını çıkarın, yollayın bana. Evet, evet. Yalnız sizden şöyle güzel bir indirim bekliyorum. Ne de olsa Azimoğlu konağı için çalışacaksınız. Bundan daha iyi bir reklam olmaz herhalde, değil mi? Tabii, tabii. İyi akşamlar, görüşürüz. Süheyla. Efendim abla. Neydi bugünkü halin? Ne oluyor? Alışık değiliz senin bu hallerine kızım. Ay anneciğim, bu aralar Süheyla'yı tanımak mümkün değil ki. Bir şeye sinirlendin, kötü bir şey oldu sandım. Merak ettim seni kızım. Kusura bakmayın Melia teyzeciğim. İş güç derken sanırım yoruldum biraz. Olur öyle şeyler. Sen istersen yemek vaktine kadar odana çık, istirahat et. Bak yüzünde renk kalmamış. Kaç zamandır Süheyla'yı gördüğümüz mü var sanki? Akşam da teşrif edip gelmez masaya. Ben biraz dinleneyim, sonra inerim yemeğe. Hayret.